savunma sanayine yönelik birçok şu anda masa üstünde kalan konular var. Bunların da en önemlisi F-35 konusudur. Ve bu konuda Türkiye maalesef ahdini yerine getirdiği halde ahdini yerine getirmeyen, sözleşmeye uymayan bir Amerika vardır. Ve ödemelerini yapmış bir Türkiye var. Bunun yanında ciddi manada parça alma işlemini Türkiye'den yaptıkları halde, yani 700 sadece parça noktasında, 700-750 parça civarında parçayı veren bir Türkiye var. Ama bütün bunlarla da beraber çok ciddi bir ödemeyi de yapmış Türkiye var. Ve 5 tane F-35 verilmiştir. Daha sonra da bu F-35'lere el koymak suretiyle bunlar gönderilmemiştir. Tabii bunun yanında Patriot'lar konusu var. Bu konuda da yine Amerika sözünde durmamış. Bunları geri almış. Geri alınca tabii bizler de bu arada Rusya'yla bir anlaşmaya gitmek suretiyle malum S-400'ler konusunda adım attık. Ve S-400'leri aldık. Tüm bunların yanında tabii daha başka birçok savunma sanayinde başlayıp da devam edemediğimiz konular var. Gönül tabii bunların hiçbirini arzu etmiyor. Ve bundan sonraki sürece yönelik neleri yaparız veya yapamayız, bunları da yine ikili görüşmede masaya yatırmamızda fayda var. Bunları da ayrıca görüşeceğiz. Ama bizim bütün derdimiz, beklentimiz NATO'nun birlik ve beraberliğine, dayanışmasına güç katacak, yani amasız ve fakatsız bir yaklaşımı Amerika'dan görmektir. Ve bir diğer adım da tabii biz NATO'dan ve ittifak üyelerinden ülkemizin güvenlik hassasiyetlerini dikkate alınmasını, söylem ve eylemde müttefiklik ruhuna uygun hareket edilmesini bekliyoruz. Kaldı ki şu anda Amerika malum yakın bir zamanda Afganistan'ı terk etmenin şu anda hazırlığı içerisinde. Ve burayı terk ettiği andan itibaren de orada süreci devam ettirecek güvenilir tek ülke malum Türkiye. Ve bu konuda da zaten arkadaşlarımız muhataplarına gereken cevapları da verdiler. Şu anda onlar da bundan memnunlar, mutlular. Bunları da ayrıca Afganistan sürecini filan da kendileriyle görüşeceğiz. Zira 24 Nisan bizler için maalesef çok çok olumsuz bir süreç oldu. Böyle bir yaklaşımı tabii ki beklemezdim. Ama bu yaklaşım bizleri ciddi manada üzmüştür. Ve bunu gündeme getirmeden geçmeyi tabii doğru bulmamız mümkün değil. Zira Türkiye rastgele bir ülke değil. Türkiye Amerika ile NATO'da müttefik bir ülke. İki müttefik ve bu iki müttefikin kalkıp da bu konuda NATO ile yakından uzaktan alakası olmayan Ermeniler konusunda böyle bir yaklaşımın içerisine girilmesi bizi rahatsız etmiştir, üzmüştür. Bunu tabii hatırlatmadan geçmek mümkün değildir. İki, yani NATO Genel Sekreteri Sayın Stoltenberg ile de orada muhakkak bir görüşmemiz olacak, konuşacağız. Fakat bu süreç içerisinde gerçekten NATO Genel Sekreteri Stoltenberg her zaman olumlu yaklaşımlar içerisinde olmuş bir dostumuzdur. Ve bu süreç içerisinde de bu olumlu yaklaşımından hiçbir zaman taviz vermedi. Ve aynı şekilde bu süreci devam ettiren bir dost, bir arkadaştır. Tabii burada da yine ne gibi adımlar atacağız, neler yaparız, neler yapılabilir, bunları da görüşme imkanımız olacak.
Şu anda Merkez Bankamızın döviz rezervi konusunda geldiğimiz nokta 100 milyar dolar seviyesine ulaşmış vaziyetteyiz. Tabii ülkelerin kendi yerel paralarıyla ticaretleri, merkez bankaları arasında yapılan ve swap adı verilen para takası anlaşmalarıyla malum gerçekleşiyor. Bu çerçevede yakın zamanda en büyük ticaret ortaklarımızın başında gelen Çin'le çok önemli bir anlaşmayı yaptık. Ve daha önce Çin'le 2,4 milyar dolarlık bir swap anlaşmamız zaten vardı. Şimdi bu rakamı 3,6 milyar dolarlık yeni bir swap anlaşmasıyla toplamda 6 milyar dolara çıkarmış olduk. Tabii bu 46 milyar Türk lirası, Çin olarak da 35 milyar yuanla karşılık gelen 6 milyar dolarlık bir anlaşmayı böylece gerçekleştirmiş olduk. Tabii bu Türkiye'nin son zamanlardaki çok ciddi bir sıçraması oldu. Ve bazı malum kendilerine göre Merkez Bankası'nın döviz rezervi düşüyor. Bundan dolayı zil takıp oynayanlar var. Onların bu oyunlarını da bozmuş oldu. Zira bu 100 milyar dolarla inşallah şimdi başbakanlığım döneminde 135 milyar dolara kadar çıkmıştık. İnşallah bu tırmanış şimdi yeniden başlıyor ve bu tırmanışı da devam ettireceğiz. Dün akşam Cumhurbaşkanlığı genelgesini yayınladık. Ve bu genelgeyle birlikte de Marmara Denizi Eylem Koordinasyon Kurulu'nu kurduk. İki gün önce de Ankara'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde YÖK'ün organizesiyle üniversitelerimizden tüm hocalarımızla bu konuyla ilgisi olan bir araya geldik. Biz mesajlarımızı verdik. YÖK Başkanımız mesajlarını verdi. Ve bunun yanında hocalarımızı da dinleme fırsatımız oldu. Ve bundan sonraki süreçte de birlikte neler yapabiliriz? Bunları konuştuk. Tabii şu anda 77 noktada 1700 metreküp müsilaj temizlenmiş vaziyette. Yoğun bir çalışma devam ediyor. Ve 7/24 esasına göre bu çalışmalar devam edecek.